Yavaşla. Kabus mu gördün oğlum? İyi misin ha? İyiyim anne. İyiyim. Mehmet kalk çocuğum. Kızım geldi, sen hala uyuyorsun. Kim? Pınarlar tabii ki. Hadi tekne yanaşmak üzere, hadi oğlum. Kaptan. Geldim. Hoş geldiniz kaçaklar. Hoş bulduk. Hikaye balayı olduğu nerede görülmüş böyle? Ne yapalım? Hanımlar okyanus geçmek istedi. Bilmez miyim ben bu canıları be? Çok özlemişim ya. Gel bakalım. Defneci. Gel kardeş. Gel. Ne abi? İyiyim. Deniz anası. İyi. Ay çok ya yakışıklı sen? Olmuşsun. Merhaba. Sen ya. Koçum olayı benim. Yaramış sana. Herhalde. Kuzen ne haber? İyi. Asıl senden ne haber? Harikayım. İki ay tatil yapsam ben de harika hadi olurdum. Hadi hadi evlen, seni de görelim. Hadi evlen. Bu kadar mıyız? Deden daha bugün geliyor biliyorsun. Anne dedem nasıl? Doktorlar ne diyorlar? İyiymiş kızım, iyiymiş. Hadi yukarı. Hadi, yani bir haber vermediniz, hala deli oluyorum. Dedim ya kızım, bize bile haber vermedi. Neyse, sonra konuşuruz bu konuyu. Gümüş nerede anne? Böyle bir günde şirkete gitmedi herhalde. Ha? Uğurlamaya inmedi ama... karşılanmadan umutluydum. Yahu size soruyorum. Biriniz adam yerine koyup bana cevap versenize ya. Nerede Gümüş? Aydır bir damı aktaramadılar. Diyeyim de tüyü bitti vallahi. Anneanne o kadar oldu mu ya? Oldu ya. Aa Gümüş'üm unutturma bana. Boncayı yem alacağız. Anneanneciğim. İki gündür marulla idare ediyor hayvancağız. Aa bir de unla yoğurt almak lazım tarhana için. Vakti geçecek. Bir daha sefer alalım. Yana çok para almamışım. Şu oyaların parası bir gelseydi. Onlar da düğün telaşına düştü herhalde. Yoksa unutmazdı böyle şeylerini zaten. Anneanne bak illaki yap deseler de yapmanı istemiyorum. Gözlerine yazık ya. Bu yaştan sonra kolay mı yine oyası? Ne var bir tanem? Ben severek yapıyorum. Hem bak iki kuruş kazanıyoruz. İstemiyorum anneanne. Hem Filiz abla izinden dönmüş. Bugün görüşeceğim onunla. Hangi Filiz? Burada halk ettiğinde Filiz var ya anneanne. Hani iş için görüşecektim. Ah tabii. Akıl fikir kalmadı ki bende güzel gözlüm. Hadi bakalım kuzucuğum. Hayırlısı inşallah. İnşallah anneanne.
Hakikaten filmlerdeki gibiydi. Deli gibi bir fırtına. Canımızı zor kurtardık aslında. Heh, bunları annemin yanında anlat. Bak bakalım o zaman dilinden kurtulabiliyor musun? Pınar'cığım, benim bir toplantım var. Gitmek zorundayım yani. Kusura bakma. Tamam canım, git sen. Bahar'cığım, tamam. Notlarımı aldın mı sen? Aldım, burada. Tamam. Geç bakalım kaptan. Evet. Anlat bakalım. Ne demek gitti filan yani? Sonra konuşsak olur mu? Halacı? Tarık'la şimdi konuştum, inmişler. Ha? Aa! 2 saate gelirler o zaman. Ben hiç gitmeyeyim. Ben de her şeyi erteledim. 2 stilistle randevum vardı ya, o da iptal. Hala, Emir'le konuşacaktın. Hala kararlı mı dönmemeye? Maalesef. Gümüş'ten sonra iyice soğumuş zaten. Londra'da deneyecekmiş şansını. Of. Gümüş'ün bizi nasıl yüzüstü bıraktı aklıma geldikçe hala sinirlerim bozuluyor. Bahar'cığım, bunları defalarca konuşmadık mı? Tamam, sen de haklısın ama o da haklı. Kızcağız neler yaşadı, hatırlamıyor musun? İyi ama ben kimseyi zor durumda bırakmadım hala. Hem de ona yaptığım onca iyilikten sonra. Her neyse, aman onu güvenende kabahat zaten. Öyle deme. Hem daha her şeyin bittiğini söyleyemeyiz ki. Evet, bitmedi. Çünkü hanımefendi gittiğinden beri tek bir mendil bile üretemedik. Ay, zaten bütün bayiler üstüme geliyor. Ya benim en kısa zamanda hemen bir kreasyon hazırlatmam lazım. Hemen Gümüş'le konuşsak da ikna etsek dönmeye ha? Bence hiç deneme. Artık onunla kimsenin çalışmak isteyeceğini sanmıyorum hala. Yeni alternatifler deneyelim bence. İlk ders için ben de öyle düşündüm hocam. Dede bak sen ne getirdim. Dur meleğim, dede telefonla konuşuyor. Evet hocam, tabii. Kimle konuşuyor? Deden öğretmen olacak, çok çalışıyor. Onun için hep meşgul. Hadi biz çıkalım, sonra geliriz. Gitmeyin, bitti konuşmam, oturun. İyi günler hocam. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Gel bakalım küçük hanım. Dedesi, Defne sana bir hediye getirmiş. Bakayım. Babam yakaladı. Ah, çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Anlat bakalım. Neler yaptınız hikaye? Ahmetciğim, bunları aşağıda konuşsanız. Çocuklar özlemiş seni. Babamlar da birazdan gelecekler zaten. İşim var Şeref. Bitince ineceğim. Hem bizi yalnız bırak bakalım torunumla. Gel bakalım küçük hanım. Onur'la aranız nasıl Defne? Alıştın mı ona? Evet. Abla, bir bakmışsın birincisine. Ne yaparsın o zaman? Arar söylerim vallahi gerçi. Aslında yarışmanıza ben katılmak istemedim. Bu cadı evden çizimlerimi çalmış, gizlice size göndermiş derim. Kız, senin işin gücün yok mu bir de benim başıma çörek örüyorsun ha? Ha, çorap dedin de iplikçi parasını istiyor. Ya biliyorum ya, dün de aradı. Ne diyeyim ben? En yakın zamanda de. Dua et de tekrar başlayayım halk eğitimi. Aman, senden iyisini mi bulacaklar sanki? Hem merak etme. Yarışmada birinci olursan alacağım para sana hayli hayli yeter. Gümüş. Merhaba Nezife abla. Duydum da inanmamıştım. Hakikaten geri dönmüşsün. Hı? Pek de değişmişsin. Dediler de İstanbullu olmuş diye. Doğruymuş valla. Kesin dönüş mü? Abla sen geç kalacaksın. Ben de eve. Babam 2 gündür geç gidiyorum diye köpürüyor valla. İkindiden önce evde olacağım diye söz verdim. Hadi Nezife abla, gel biz birlikte yürüyelim. Kız dur. Kız boşanacak dediler, doğru mu? Aa, nereden çıkartıyorsun abla? Kız boşansa da dünyanın parasını verirler buna. Aa, nereden duyuyorsun böyle şeyleri be? Mahkemeler öyle demiyor.